Çok heyecanlıyım. Bakalım saçım falan da böyle çok şey mi duruyor? Neyse iyi herhalde, evet. Aloha! Bu videoda sizlere Weil's hastalığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve bu hastalıktan özellikle bahsetmemin en büyük sebebi geçenlerde Dinçer Güner Instagram'ında bir haber paylaşmıştı. Tabii geçenlerde dediğim göreli bayağı oldu. Aralık ayında galiba görmüştüm. Onun da ben ekran görüntüsünü aldım ve bu konuyu kesinlikle sizlerle paylaşayım ve aranızda bilmeyenler varsa hani biraz bilgi sahibi olun istedim. Çünkü ben bu olayı bizzat yaşadım, hastanelik oldum ve çok zor günler geçirdim o dönemde. O yüzden de hani ve bu konuyla ilgili hiçbir yerden duymamıştım, hiç kimse bana bir şey söylememişti. Zaten çok az görülen bir rahatsızlık demiyorum, hastalık olduğu için şimdi zaten ne olduğundan bahsedeceğim. O yüzden aranızda eminim ki hani birçok insanda hiç duymamıştır ve ilk defa benden duyacaksınızdır diye düşündüğüm için katkı sağlayacağını, faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu oldu. Öncelikle bu gördüğüm haberi ben şuraya ya da buralara koyacağım. Zaten siz de görmüş olacaksınız hani o elinin ne hale geldiğini o kişinin. 33 yaşında Danimarka'da yaşayan bir arkadaşımızın başına geliyor arkadaşlar. Yaşanan olay da şu. Bu kişi barınaktan yavrularıyla beraber bir kedi sahipleniyor ve sahiplendiği yavrulardan biri elini ısırıyor. Sonrasında da 15 kez ameliyat olmak zorunda kalıyor ama bütün bu ameliyatlara rağmen kurtarılamıyor ve vefat ediyor, ölüyor. Bu haber hani böyle şey gibi nasıl olabilir Kardelen, mümkün değil. Hani ben yaşamamış olsaydım bunun nasıl olduğunu anlayamazdım ya da böyle bu ne ya deyip hani geçerdim, üstünde de durmazdım. Ama benim başıma ne geldiğini anlatacağım size ve eminim birçoğunuz şaşıracaksınız. Çünkü ben gerçekten bir ısırığın bu kadar ileri boyuta, hatta hani neredeyse hayatıma mal olacağını bilmezdim. Şimdi hemen anımı anlatacağım ama anımı anlatmadan önce arkadaşlar, özellikle bu videoyu çekmeden önce biraz araştırma da yaptım. Hani bu Weil's hastalığı nedir? Weil's disease diye geçiyor. Zaten nasıl yazıldığını hani başlıkta koyarız. Yani başlığa yazmışımdır. Yazmamışsak da ya da yazsak da yazmasak da şuraları yine koyarım. Araştırma yapmak isteyenleriniz için de hani faydalı olabilir. Weil's hastalığı bakteri enfeksiyonu aslında ve şuradan yazdığım nota bakıyorum. Leptospirosis olarak da biliniyormuş. Genelde fareden ya da büyükbaş hayvanlardan, sığırdan geçiyormuş arkadaşlar. Ve Yeni Zelanda'da çok bulunduğunu biliyorum. Yani daha doğrusu Yeni Zelanda, Avustralya ya da Fransa'da nedense bu vakaya daha çok rastlanıldığını biliyorum. Özellikle benim hani araştırdığım kadarıyla tropikal iklimde, iklimi fazla olan ülkelerde diyeyim hani buna, bu rahatsızlığa, hastalığa daha çok yakalanma şansı artıyormuş insanların. Bunun yanı sıra şimdi ben en çok, daha doğrusu nasıl bu hastalık bulaşıyor diye bir araştırdım. Mesela hani bir haber okudum. Orada 73 yaşında bir adam kulak kepçesinden ısırılıyor bir fare tarafından. Ve o fare ısırığıyla hastaneye başvuruyor ve bu teşhis konuyor. Yani leptospirosis ya da Weil's hastalığı teşhisi konuluyor. Sonra başka kaynaklarda şu geçiyor, denizde olmuyormuş çünkü deniz tuzlu su olduğu için, ama özellikle böyle işte kanal suları, göller, göletler falan hani bu gibi yerlerde fare ya da büyükbaş hayvanlar tuvaletlerini yaptığı için, yani çişten geçiyormuş diyeyim kabaca, onların hani küçük tuvaletlerini yapmasından dolayı o suyu bir şekilde tüketiyorsanız ya da maruz kalıyorsanız ya da içtiğimiz suya bulaşıyorsa bu bakteri, oradan geçebilme ihtimali varmış. Yine ben hani araştırmalara baktığım zaman benim denk geldiğim en azından kaynaklarda İngiltere ve Wales ülkelerinde diyeyim hani yılda 40'tan az vaka görülüyormuş. İşte Fransa'da mesela bir yılda 212 vaka görülmüş yapılan araştırmalara göre. Avustralya'da 141 kişi de görülmüş. Bana da olayı yaşadığımda o beni tedavi eden çok doktoruma İnanılmaz hayatımı borçluyum. Gerçekten eğer ki bu videoyu izliyorsanız size hayatımı borçluyum ve teşekkür ediyorum. Çünkü anlatacağım şimdi olayı. Siz de anlayacaksınız olayın ne boyutlara geldiğini benim hayatımda. Ve şu an hayattaysam o doktor arkadaşımıza borçluyum. Neyse şunu diyordum. O doktor arkadaşımız bana şey demişti. En çok Yeni Zelanda'da bu gerçekleşiyor onun bildiği kadarıyla ve hani Yeni Zelanda'da bu hastalığı atlatan, yaşayan çok fazla insan oluyor demişti. Böyle de bir şey var. Şimdi eminim tabii bütün bunları anlattıktan sonra tam Kardelen hani ne yaşadım, bu nedir artık diyorsunuzdur. Arkadaşlar olabildiğince kısa anlatacağım ama ben ne yaşadım? Pandemi öncesiydi. Ben böyle hani mahallemde mama alıp hani mama veriyorum. İşte yolumun üzerinde ya da işte bir süpermarkete falan yani yolumun üzerinde olan kedilere, köpeklere hani elimden geldiğince mama veriyorum. Bir de onun dışında hani dışarıdaysam da işte süpermarketin önünden geçiyorsam, bir kedi köpek gördüysem onları da mama alıyordum. Şimdi bunda hiçbir sorun yok ama bir dönem şöyleydim. Nerede böyle çok kötü durumda bir sokak kedisi görsem ya da ya Allah korusun hani tabii ki de bir trafik kazası bir şey olduğu durumlarda yani çok kötü oluyorum. Hani bir kediyi işte kediye bir araba çarpması gibi durumlar. Ama hani bu değil. Böyle atıyorum mesela öksürüp aksıran kediler oluyor ya ya da böyle fib biliyorsunuzdur hani kedilerde de korona oluyor ve sonra fibe dönüşüyor ve böyle bütün hani zayıflamaya başlıyorlar falan. Ben artık onları biliyordum. O durumda olan kedilere de hani burada böyle yakın bir veteriner vardı. Ondan rica ediyordum. Hani bir kutuya koyup onu tedavi ettiriyordum. Hani masraflarını ben karşılıyordum. Şimdi bunu size söylüyorum çünkü bu olaylardan dolayı yani bunu yaptığım için de bir yerde başıma geldi. Bir gün benim manevi annem Stacia, Stacia ile beraber yürüyorduk. Yani böyle mama, yani mahallede işte mama dağıttık hani ve yürüyorduk burada. Yani daha doğrusu yürüyecektik, yürüyemedik o gün. Ben de çok böyle hastalıklı bir kedi gördüm. Gerçekten hani çok kötü durumdaydı yani ölecek gibiydi. O sırada galiba veterinerimiz de bize çok yakın böyle 100-150 metre yakınlıkta olduğu için zaten bu kadar kolay hani bir kutu var mıdır bu kediyi tedavi etseniz falan diyebiliyorum. O gün de böyle o kediyi yakalamak istedim. Yani o veterineri işte Stacia'ya dedim ki ay Stacia bu kedi çok zor durumda ben tutayım. Hani veteriner gelene kadar ve kutuya koyalım ve tedavi ettirelim. Hani sonra salarız zaten. Stacia tabii ki de tamam dedi. Arkadaşlar bu durum yani ben tabii ki eldiven falan da yok ellerimde. Hani böyle normal yalın hani hiçbir şey olmadan sokak kedisini yakalamaya çalıştım. Ve o sırada böyle bir ağaca tırmandı, elimi çok kötü ısırdığını hatırlıyorum. Ve benim hatırladığım manzara, zaten şuradan ameliyat oldum. Yani yakınlaştırsam da çok görebileceğinizi düşünmüyorum. Ve netleyecek mi acaba kamera? Şöyle göstereyim. Belki görebilirsiniz. Şurada bir ameliyat izim vardır. Tam şurada. Ve çok iyi ameliyat ettiği için hani tam da belli olmuyor. Allah'tan belli olmuyor ama şöyle anlatayım size kabaca. Şu hani tam yüzük parmağımla serçe parmağımın arasındaki yerden bir de buradan ısırdı. Yani iki yerden ısırdı ama şuradaki kemiği kırdı ve burada böyle bir hani diş kırılır ya onun gibi bir kemik buradaydı ve ben elime baktığımda elimin içinde oyuk gördüm. Yani hayatımda ilk defa ve şok oldum. Sonra da böyle galiba o şoktan yani hatırlamıyorum. Oralar bende bölük pörçük ama Stacia'ya galiba kötüyüm dedim, bayıldım. Çünkü orayı hatırlamıyorum ama takside hastaneye giderken böyle Stacia'nın kucağında olduğumu hatırlıyorum. Artık yani Stacia ona bağırdığımı söylüyor. İşte ben çok kötüyüm demişim falan. Yani oralar böyle muallak, tamam mı? Ya o ısırıktan sonra ben o manzarayı görünce betim benzim attı ama şeyi hatırlıyorum. O gün hiç yemek yememiştim daha hani beraber işte yürüyecektik, kahvaltı edecektik. Onunla da alakalı belki bir anda tansiyonum düştü falan. Neyse hemen işte hastaneye gittik ve o gün hastane adı da vermeyeyim şimdi kötülemek istemiyorum ama gerçekten bence yani bir tedavi yöntemi arkadaşlar hayat kurtarıyor. Çünkü o gün benim elimi sardılar işte ne oldu bu oldu hani kedi ısırdı, kedi ısırığını zaten önemsemiyorlar ama hani çok da soru sormadılar işte sardılar ve beni eve gönderdiler. O gece benim ateşim 38,5-39 oldu ve inmedi. Ve inanılmaz bir halsizlik. Hani çok iyiydim, hiçbir şeyim yoktu. Ve böyle bir sararmaya başladım. Yani aynaya baktığımda hani normal cilt rengim bu. Böyle bir sarılık olmaya başladı. Mesela olay 11-12 gibi yaşandıysa bu dediğim size 8-9-10 gibi. Neyse o geceyi bir şekilde atlattım ama çok kötüyüm. Yani yataktan kalkamıyorum. Tabii ki hani ne olabilir ki? Hani hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani bir kedi ısırdı, ne olabilir diye de düşündüğüm için çok da önemsemiyorum. Hani Kardelen psikolojiktir zaten, hani böyle bir düştün, hani bayılır gibi oldum ondandır. Hani böyle bir şok oldun, etkisi geçer falan diye bakıyorum. Bu arada kediyi de yakalayıp hani Stacia nasıl yaptıysa bir şekilde kutuya da koymuşuz. Yani Stacia ben yakalamışım, o sırada kaçmış. Yani oraları da, ya ama kediyi yakaladığımızı hatırlıyorum ya da biz yakalayamadık, veteriner mi yakaladı? Yani o kedi bir de tedavi edildi arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Neyse derken o gece işte kötü oldum, sabah oldu ve ben gittikçe kötü olmaya başladım. Ve hani dedim ya size, buramdan ısırıldım. Şimdi bir yol düşünün. Bunları size anlatırken gerçek değil gibi geliyor. Çünkü ben yaşamasam ve biri bunu anlatıyor olsa hani nasıl olabilir derdim. Öyle bir olay bana da sorarsanız, ama yaşadım. Şimdi şuradan, şu elimin buradan şöyle bir yol vardı. Yani böyle kırmızılık vardı, tamam mı? Sanki böyle bütün yolu görüyordum yani. Ve şurada arkadaşlar, anlatamıyorum. Ve şurada böyle bir ağrı oluyordu. Ondan sonra da şuradan bir yol vardı. Yani bir yol vardı dediğimde böyle bir kırmızı çizgi düşünün. Ve ben şunu düşündüm. Herhalde bir şey beni zehirliyor ve böyle bir yol yapıyor. Çünkü ilk buram ağrıdı, sonra buram ağrımaya başladı. Yani şurada bir koltuk altımın olduğu yerde, o lenf bezlerinin olduğu yerler sanıyorum. Orada ben bana kötü bir şey oluyor ya da olacak diye düşünmeye başladım. Çünkü iyiye gitmiyordum, kötüye gidiyordum. İkinci gece işte o bir geceyi atlattım dedim. Şimdi ikinci gün böyle bir yol olmaya başladı. Ben korkmaya başladım. Daha da halsizim. İnanılmaz halsizim ve o ateşim dinmiyor. O yüzden ben dedim hani, hatta annemi ben kolay kolay aramam. Kolay kolay hasta olmam. Yani tabii ki de nazar değmesin. Kolay kolay hastayım demem. Öyle hastalık hastası değilimdir. Yani benim için çok zordur. Beni hastaneye götür demek birine ya da yani ben gerçekten kendim giderim, hiç kimseye söylemem. Hani en zorlandığım ve hoşlanmadığım konulardan biridir. Tabii ki aslında büyütecek bir şey yok ama benim de böyle bir huyum var diyeyim. Pardon, annem de yoktu, yurt dışında tatildeydi. Onun da moralini bozmamak için Stacia'yı aradım ve ondan rica ettim hani tek yaşadığım için. Ve beni veterinere götürdü. Tabii ben veterinere gittim, orada tedavi oldum. Ve beni hastaneye götürdü. Sonrasında orada işte dediğim gibi gerçekten çok şanslıydım. Çünkü o dönemde ben bu olayı bir 5 sene önce, yani pandemiden bir sene önce deseniz 4-5 senesi var en azından bu olayın. Çünkü bu videoyu çekeceğim için o fotoğrafları sizinle paylaşmak istedim. Hani ameliyatta elimi ameliyat ederlerkenki fotoğrafları da ben istemiştim. Hani göreyim, bileyim diye. Sonuçta tabii ki de ameliyat esnasında sizi bayıltıyorlar ve hani sadece göremiyorsunuz, bir şeyden haberdar olamıyorsunuz. Ben de nasıl bir ameliyat olduğunu bilmek istedim. Çünkü elimi açıp orayı temizlemişlerdi. Neyse o fotoğraflar bile bendeydi. Hani bu videoya da sizlerle paylaşayım, koyayım diye bir baktım. Ama bulamadım. Yani telefon tabii değiştirdiğim için, belki de moralim çok bozulduğu için o olaydan sonra silmişimdir. Hani bilgisayarıma da baktım, onda da bulamadım. Neyse burayı çok uzatmayayım. O doktor bana dedi ki çok doğru bir teşhis koydu. Bu dedi Weil's disease diye geçiyor. Weil's hastalığı diye geçiyor işte. Bu demin size anlattığım bir rahatsızlık, böyle bakteri ve dedi köpek ısırıkları kedi ısırıklarından çok çok daha iyidir. Çünkü köpek bir yerini ısırdığında açık yara olur. Oysa ki bir kedi ısırdığı zaman en derine iner o ısırık ve orada mikrobunu bırakır. Ondan sonra da bu derinin üstü kapanır dedi. Dolayısıyla hani bir kedi bir mikrop verirse, senin işte hani ısırırsa dedi, o mikrop kana karışır ve ondan sonra da çok tehlikeli bir boyuta vardırabilir dedi. Oysa ki hani köpek ısırıklarında tabii ki de hani hiçbirimizin başına gelmesin ama genellikle köpek ısırıkları olduğu zaman açık yara olduğu için onu temizlemesi çok daha kolay olur dedi. Dolayısıyla ben o kedinin ısırığından mikrop kapıyorum. O mikrop benim kanıma karışıyor ve dedi ki çok şanslısın çünkü İşte sağ elimden ısırıldım ve böyle ilerliyor. Eğer ki sol tarafından dedi ısırılsaydın kalbine doğru gidebilirdi. Çünkü o mikrop hani ilerliyor ve en önemli noktası da bu hastalık karaciğer yetmezliğinden, böbrek yetmezliğinden kalp yetmezliğine ve kalbi durdurmaya kadar gidiyormuş. Dolayısıyla da iç organlara ulaştığı zaman organ yetmezliğinden ölüyorsunuz arkadaşlar. Ve bana şunu demişti, sol tarafından olsaydı ve kalbine gelseydi ölebilirdin. Ve aynı zamanda bir gün, iki gün, yani burada beklemiş olsaydım biraz daha yine çok vahim boyutlara ve hatta ölümle bile sonuçlanabilirdi dedi. Ben tabii böyle hani artık hani 5 gece kaldım orada. Hatta bir gece daha kalmamı istemişti. 6 gece öyle hatırlıyorum. Ben o hastane ortamını yani gerçekten çok etkilendiğim için, bir de böyle bir şeyde yaşadığım için hani ve o ameliyat hani... Böyle yarı uykulusunuz, hep ilaç veriyor zaten, antibiyotik veriyor yani o mikrobun kanınızdan gitmesi için, bünyenizden gitmesi için çok kötü bir ruh halindeydim. Bir de bunlar da yetmezmiş gibi o zamanki erkek arkadaşım da beni bırakmıştı arkadaşlar, hani ben gelemem seninle, uğraşamam diye. Annem yoktu yanımda, tabii ki Stacia sağ olsun, Allah'tan o vardı, hep benim yanımdaydı. Bir de şunu söyleyeyim, demişti ki bana doktor arkadaşımız ve adını hatırlayamıyorum şu an. Ama gerçi belki adını paylaşmamı da istemez. Nerede ameliyat oldum ve doktorum kimdi? Ben bence bunlara değil miyim? Yani gerek yok hani. Ama özellikle umarım hiçbiriniz böyle bir rahatsızlık yaşamazsınız. Bir tanıdığınız varsa ya da böyle bir rahatsızlık yaşadıysa tabii ki de özel olarak hani o hastane ismini ve o doktorun ismini bulurum, paylaşırım. Şimdi iki şeyden bahsedeceğim. Bu doktor arkadaşımız bana demişti ki, Kardelen, eğer kolunu kesmem gerekirse kolunu keserim. Çünkü yani o dediğim gibi böyle bir yol olmuştu ve buradan gidiyordu. Hatırlarsanız hani o haberi en başta fotoğrafını koydum ya, hani zaten bu haberden çıktı, böyle bir konu yaşadığım için sizinle paylaşma seçimim. O olayda da bu kişinin parmağını kesiyorlar arkadaşlar. Onu kesmelerinin sebebi o mikrop daha fazla bedeninize yayılmasın diye. Bana da doktor arkadaşımız kolunu buradan kesebilirim demişti. Yani düşünebiliyor musunuz, hani bir kedi ısırığından ben kolumdan olabilirdim ve hayatımdan olabilirdim. Tabii ki çok şanslıyım, hani çok şanslıyım gerçekten. Hani hayat hiç belli olmuyor ve çok ucuz atlattım. Sadece şöyle dokunduğumda hani burada bir tümsek var, belli oluyor ama hiçbir şey değil yani tabii ki o. Ve çok iyi bir doktora denk geldim. Şunu da söyleyeyim, o zamanlarda işte 4-5 sene önce Türkiye'de el ortopedisti diye mi geçiyor? Yani özellikle el, çok ince elle ilgili daha doğrusu doktor bulabilmek zordu. El ortopedisti olması lazım umarım. Yanlış söylüyorsam yine şuralara yazarız. 2 kişi vardı böyle işinin ehli ve ben onlardan birine denk geldim. Tabii belki şu anda çok daha fazladır, araştırmadım. Ama hani el konusu özellikle hassas bir konuymuş. Hani tıp alanında da bunu da o zaman öğrenmiştim. Bir de sizinle paylaşmak istediğim başka bir şey daha vardı. Aynen, tabii şunu da söylemek istiyorum. O da çok önemli. Ben bu videoyu çekiyorum ve sizlerle hem ne yaşadığımı hem de bu hastalığa karşı diyeyim dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Ama bu şu demek değil. Aman hayvanlardan uzak durun, aman hayvanları sevmeyin, aman dikkat edin. Lütfen ama lütfen altını çiziyorum, böyle algılamayın. Demem o ki sokak hayvanlarına tabii ki de sahip çıkalım, onları sevelim, koruyalım, kollayalım, mama verelim, su verelim. Ve yani bence bu muhteşem bir şey. Hani elimizi zaten sonrasında yıkarız ama bu dediğim gibi hani sevmeyelim, dokunmayalım, aman dikkat edin. Bu açıdan konuştuğum ya da yaklaştığım bir konu değil. Sadece özellikle yani kediye de köpeğe de dokunmadan önce bir bakın. O mesela tedavi ettirmek, istemek bence tabii ki de çok güzel bir şey. Hani hiçbir sokak hayvanı keşke kötü durumda olmasa, hepsi çok iyi durumda olsa, ama mesela tedavi ettirmek istiyorsanız elinize bir eldiven geçirmeniz gerektiğini bilin. Yani ya da üstünüze zıplayabilir, atlayabilir, yani her şey başınıza gelebilir. Böyle de bir hastalık ve rahatsızlık var. Hani ısırılma tehlikesi özellikle kediler tarafından çok tehlikeliymiş. Hani ben bunu anladım, bunu gördüm, bunu yaşadım. O yüzden de hani yaklaşırken bilmediğiniz, tanımadığınız hayvanları hani tedavi ettirmek için işte kucağınıza alacaksınızdır. Ne bileyim, bir yerden bir yere götürmek istiyorsanız dikkat edin arkadaşlar. Yani bunu paylaşmak istedim ama dediğim gibi hani farklı algılamayın. Ben bütün hayvanları çok seviyorum. her hayvana, sokak hayvanları başta olmak üzere tabii ki hani sevgi göstermek muhteşem bir şey. Ben hala severim, ederim. Sadece zorla bir hayvanı tutup da işte kutuya koymaya çalışmıyorum. Yani bu konularda bilmediğim bir kedi, köpek hani böyle bakıyorum. Eskiden daha böyle kolay yaklaşırdım. Şimdi hani böyle hırlar gibiyse ya da bir kedi sevdirmek istemiyorsa yanaşmıyorum. Hani buna siz de dikkat ederseniz bence bir sorun olmaz diyorum. Bu şekilde yani dediğim gibi gerçekten çok ucuz atlattım. Çok şanslıymışım ve bundan böyle de ben çok dikkatliyim. Siz de artık böyle bir hastalığın var olduğunu bilin. Ama korkmayın da, yani korkacak da bir şey yok. Sadece dikkat etmekte fayda var diyorum. Umarım izlerken bilgilendiğiniz bir video olmuştur. Bunun yanı sıra da ilerleyen günlerde hani farklı içerikler, farklı videolar, böyle Kardelen şu konuya da değin dediğiniz konular varsa aklınızda arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Hani zaten öneri videoları çekiyorum. Ama onun dışında da benim aklıma gelmeyen ve "Aa, şu konuya niye değinmiyorsun?" dediğiniz ya da ilişkilerle ilgili belki sorularınız, hani her şey olabilir. Onları da yazabilirsiniz. Aynı zamanda "Ne olmuş yani" podcast'im var. Bilenleriniz biliyor zaten. Belki bir videoda yer vermediğim bir konuyu podcast'imde de ele alabilirim diyorum. Ve artık yavaştan bu videoyu kapatıyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da arkadaşlar böylelikle haberiniz olur. Ve kocaman mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Ben bu arada yarın, yani siz bu videoyu kim bilir ne zaman izleyeceksiniz. Bugün 15 Ocak ve ben yarın Londra'ya gideceğim. 3 gece 4 günlük böyle bir tatil olacak. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız hani storyler paylaşırım. Çok heyecanlıyım çünkü en az bir 4-5 aydır da Londra'ya gitmedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım orada yaşıyor. Zaten hani eski vloglardan belki biliyorsunuzdur, izlediyseniz, ama bu sefer vlog çekmeyeceğim. Sadece hani böyle story paylaşırım. Öyle farklı bir şehre gidersem, aslında Brighton diye bir şehir var. Oraya gidersem belki bir günlük vlog olur, belli olmaz, ama Londra'yı çekmem. Çünkü çok fazla vlog çektim Londra ile ilgili. Böyle bunu da şöyle bir serpiştireyim diyorum. Neyse, haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve en önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Yarın yola çıkacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün de hiç evden çıkmadım. Saatte 5-5.30 civarı. Öyle, ben kaçıyorum. Nasıl olduğunuzu da yazın arkadaşlar. Gerçekten sizleri çok merak ediyorum. Yorumlara yani bana da ulaşıyorsunuz işte. Hani özelden de yazıyorsunuz. "Kardelen, ben şöyleyim, videonu izledim, podcast dinledim." Bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.